Ya benimsin ya toprağın ilkelliği bu kez kendine yeni hayat kurmaya çalışan bir adamı canından etti. Söz kesmeye giden adam kız evinin önünde pusuya düşürülüp öldürüldü. Olağan şüpheli gelin adayının saplantılı aşığı. Oy kuzum oy. Bugün de söz gibi bir şey kesilecekti. Evliliğe adım atacak, hayatını yeniden kuracaktı. Pusuya düşürülüp öldürüldü. Hayalleri yarım kaldı. Tatlı yerine turşun yedirdiler oğluma. Acılı ailesi o katile böyle isyan etti. Devletimizden isterim ki bu idam yasası gelsin. Kadir Gerekli, şehit uzman çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi. 3 çocuk sahibi olduğu eşinden bir süre önce boşanmış, başka bir kadınla tanışmıştı. Dün gece de ailesiyle onu istemeye gidiyordu. Tehdit olayı yok çünkü anlaşmalı şekilde boşandı kardeşim. Aradan 1,5 ay zaman geçti işte. İki aile tanışma faslı isteme aşamasındaydı. Ama tam kız evinin önünde pusuya düşürüldü. İddiaya göre kız evinin önünde kar maskeli bir kişi pusuya yatmış Kadir Gerekli'nin gelmesini bekliyordu. Onu görünce o kız ne bana yar olacak ne de sana dedi. Ardından genç adama kurşun yağdırıp kayıplara karıştı. Ben arka arabadaydım, o da öndeki arabadaydı. Ne olduğunu anlamadım, daha arabayı çalıştırmadan dümdüz siyah giymişti maskeli. Gözü gözüküyordu sadece. Kocaman büyük silah vardı, pompalı tüfek. Genç adamın mutlu gününü paylaşmayı beklerken cenazesini teslim alan aile hain saldırıya isyan etti. Kendi elimden çıkardım onu. Devletimizden isterim ki bu idam yasası gelsin. Kimsenin canı yanmasın. Bizim de canımız yandı.